Herkese merhaba. Bu hafta size yine yepyeni bir konuyla geldik. Bizden çok beklenen konulardan bir tanesi. Sonbahar ve kış aylarının en popüler, en çok satan, en sevilen kadın diş parfümlerini işleyeceğiz. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak, burada anlatacağımız parfümlerin hepsini zaten birçok kadın biliyor. Evet. Hepsi aşina. Sürpriz var mı diye düşünüyorum. Sürpriz yok. Çünkü zaten bizim satış grafiklerine göre biz şey yapıyoruz ama bizi en fazla zorlayan konulardan bir tanesi ne oldu? Kadınlar hep diyoruz ya tutucudur diye. Evet. Yani bir kadın için hani yaz, kış, bahar ayrımı yoktur bence. Ben onu gördüm, onu gözlemledim. Yani bir parfüm aldığı zaman 4 mevsim kullanmaya çalışıyorlar. Ne yaptık buraya gelirken? Neye dikkat ettik? Sadece satış grafiği sonbahar ve kış aylarında düşmeyenleri biz aldık getirdik Evet. buraya. Hani o şekilde söyleyelim. Hani yükselen değil düşmeyen. Aslında birçoğu 4 mevsim çok Evet. satıyor. Onu tekrarlayalım. Hani şey yok mu mesela gerçekten hani böyle sadece kışın kullanılacak kokular yok mu? Var. Var. Burada onlar da var zaten. Onları da göreceğiz. Onları zaten üstüne basa basa vurgulayacağız. Ben heyecanlıyım. Çok güzel parfümler anlatacağız. Çok merak edilen parfümler anlatacağız. Bilinen parfümler anlatacağız. Bunları bir de bizim yorumumuzdan dinleyecekler. Hazırsanız başlıyoruz hanımlar. Başlıyoruz. Sonbahar ve kış aylarının en popüler parfümlerinden Zerjof Lira. Zerjof markasının en çok bilinen parfümü. En çok bilinen bence kadın parfümü diyebilir miyiz? Evet. Yani erkekler de çok kullanıyor ama bence net bir kadın parfümü ya. Unisex klasına bile sokamıyorum ben bu parfümü. Yani unisex geçiyor aslında. Kullanan erkekler de azımsanmayacak kadar var aslında. Fakat hani içindeki notalardan yola çıkarsak ve kokusu olarak biraz daha feminen tarafa yatkın olduğunu söyleyebilirim. Kadınların daha çok kullandığını da söyleyebilirim. Zerjof Lira için nasıl kokuyor? Kan portakalının ön planda olduğu, vanilya ve karamelin başrol oynadığı harika bir portakallı kek kokusu. Yani şöyle söyleyeyim mi ben sana? Zaten saydın işte kan portakalı dedin, karamel dedin, vanilya dedin. Aklıma direkt yiyecek bir şeyler geldi böyle. Evet, gurme o kokulardan. Fırından daha yeni taze çıkmış portakallı kek kokusu geldi benim burnuma ya. Değil mi? Taze. Evet. Böyle ya bunu aslında ben ne diye tanımlıyorum biliyor musun? Hı. Kremalı portakal. Yani böyle hafiften bir kremsi hissiyat da var çünkü. Evet, kremsi. Yani şey değil, hani kuru kuru tozlu tozlu kokmuyor. Daha çok hani nemli diyebileceğimiz, hani o kekin gerçekten de fırından yeni çıkmış olan kekin o içindeki ıslaklığı belirtiyor bence. Hı. Yani onun tadını veriyor. Yani yumuşacık. Yumuşacık, evet. Puf puf böyle. Yumuşacık. Gerçekten kokusu da tam olarak öyle. Yumuşacık bir kokuya sahip. Özellikle gurmand parfüm severlerin göz bebeği Zerjof Lira. Gurme parfüm seviyorsanız böyle biraz vanilya, karamel. Fakat bu notalar olmasına rağmen asla ağır olmayan bir parfüm. Değil. Çok dozajında kan portakalı bence o tatlılığı ciddi anlamda kırmış ve dengelemiş. Yumuşacık bir tatlılık hissediyorsunuz üzerinde. Özellikle kış aylarda, hatta yünlü kıyafetlerde bu parfüme bayılıyorum. Ben mesela bunu sonbahara da çok yakıştırıyorum. Evet. Hani sonbaharda o esintiyle beraber çok güzel bir yayılımı olan, etrafa keyif veren, kokladıkça koklamak isteyeceğin türde bir parfüm bu. Yaş skalası olarak nasıl dayanıyorsun? Bence çok çok geniş bir yaş skalası hitap ediyor. Yani 18 yaşındaki genç bir kızdan tut da orta yaşlarındaki bir kadına kadar hepsine hitap ediyor bence. Yani bu tarzı sevmek lazım ki bence bu tarzı sevmeyen bir kadın da yok zaten. Yani bana kek sevmeyen bir kadın söyle ya. Tatlı sevmeyen bir kadın söyle. Yok. Yani gurme tarzı hiç sevmemeniz lazım bu parfümden uzak durmanız için. Fakat gurme tarzı sevmeyenleri bile bence kendine bağlayabilecek bir koku. Dediğim bak gibi şimdi. Çok yumuşak bir tatlılığa sahip, herkesin rahatlıkla her ortamda taşıyabileceği bir parfüm. Bak şimdi ben sana buna benzer birkaç tane daha parfüm söyleyeyim mi? Tabii. Çok seviyorlar çünkü bu şekilde bu evet. şeyleri hanımlar. Daha ucuz yollu olarak mesela bunun daha ucuzu ve performansının bir tık daha bence daha iyi olduğu parfümler. Dolce & Gabbana Devotion. Devotion. Evet. Hı hı. Acrobake. Acrobake. Ondan sonra bir de şey var. Aslında o tamamen taban tabana aynı gidiyor. Frank Bocquet Vanilla. Frank Bocquet Vanilla. Zaten Frank Bocquet Vanilla ve Acrobake ciddi anlamda performans olarak çok iyiler. Evet. Bunu bir kenara not edin hanımlar. Biz buraya bunu aldık ama bu çok fazla popüler diye. Ben popüler olmayan fakat bence liranın da altında kalmayan birkaç tane parfüm söyledim size. Bunları bence bir kenara not alın. Zerjof markasının en çok satan kadın parfümü olması asla tesadüf değil. Zerjof Lira. Gurman sevenlerin göz bebeği.
Sonbahar ve kış ayları denince benim aklıma gelen ilk parfümlerden Frederick Malle Portrait of a Lady. Bu nasıl bir parfüm ya? Bana bu parfümü anlat. Bana bu parfümün portresini çiz. Nasıl anlatayım? Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu parfüm unisex bir parfüm. Kadınların çok kullanmasına rağmen erkeklerin de kullanabileceği tarzı bir parfüm. Bunu bir kenara yazalım. Biz erkekler zaten sizin hep parfümlerinize gözüküyoruz valla. Sanki kendi parfümlerimiz yok. Bir sürü erkek parfüm evet, var piyasada. Evet, bir sürü erkek parfümümüz var ve sizin parfümleriniz bence daha güzel. Evet. Yani, daha güzel yani. Daha hani, farklı, daha çeşitli, daha fazla fazla yani. Evet. Çeşit çok ama hala geliyorsunuz biz parfümlerinize. Hayır gidiyoruz bir de üstüne Lady yazan bir parfüm kullanmaya çalışıyoruz. O kadar ama da yani, olmasın artık. Ya Portrait of a Lady benim için nasıl bir yer? Öncelikle onu söyleyeyim. Özellikle şık bir ortama gidiyorsam benim neredeyse düşünmeden elimin gittiği ilk parfümlerden biri. Bu parfüme sence siyah giyim yakışır mı? Siyah giyim, kırmızı ruj. Bak siyah, kırmızı veya bordo renkli yani koyu bir elbise istiyor bu parfüm. Yani o şekilde bir ambiyans yaratman evet lazım. Kokunla ki hani böyle sırıtmasın. Hı-hı. Gerçekten tam olarak öyle bir parfüm. Paçalı ve gülün ön planda olduğu aslında biraz karanlık, hı-hı, biraz depresif, koyu bir parfüm. Evet. Herkesin taşıyabileceği bir parfüm mü? Bence hayır. Gerçekten hani birçok kadına zor gelebilir aslında bu parfüm. Evet. Bir, yani patchouli'yi sevmeniz lazım, o topraksılığı sevmeniz lazım. Yani orada temiz kokulardan hoşlanıyorsanız, tatlı kokulardan, gurme kokulardan hoşlanıyorsanız bu parfüm size uymayabilir. Denemeden alınmaması gereken parfümlerden onu bir belirteyim. Bak ben şunu söyleyeyim sana. Buraya mesela aldığımız parfümler içerisinde sonbahar ve kışa en uygun parfümlerden biri. Evet. Yani bunu mesela yazın kullanamazsın. Bunu ilkbaharda kullanamazsın. Buna Kasım ayından sonrası gerekiyor ya. Kasım'dan böyle Mart'ın sonuna kadar kullanılacak bir parfüm. Serinlik istiyor, soğukluk istiyor, ortam istiyor, şıklık istiyor. Bu öyle bir parfüm. Bu her yere sıkılacak bir parfüm değil. Bu özel zamanların parfümü, özel anların parfümü, şık bir giyimin parfümü, aksesuarların parfümü. O zaman işte tamamlayıcı evet oluyor. Gelelim performansına. Performansı. Ben de. Nükleer. Benim için nükleer. Yani ben bu parfümü ne zaman kullansam, iltifat almadığım bir an var mı diye düşündüm tekrar böyle konuşurken. Yok, yok, yok. Ne zaman kullansam mutlaka en az bir iki kişi soruyor. İmkansız ya. Hani bu parfümle fark edilmemeniz bir kere imkansız. Bak şimdi bir tane anımı anlatacağım. Bir de başka bir anekdot daha vereceğim. İki tane şimdi bilmiyorum, bilgi vereceğim. Hı. Hatırlıyor musun? Bir Fethiye'ye gitmiştik bir yaz. Tatile gitmiştik. 5 yıldızlı bir oteldeyiz. Yani otelin restoranı zaten devasa. Hani böyle deri gibi bir, hı hı, şey var yani devasa boyutlarda bir restoranta sahip. Gittim orada ben yemek falan seçiyorum. Ya bir koku geliyor bak. Portrait of a Lady kokusu. Nerede olsa tanırım. Yani reyon reyon her tarafa yayılmış. Her yer yani şey kokuyor. Portrait of a Lady kokuyor. Başka ne yemek kokusu alıyor biliyorsun ne bir şey alabiliyorsun. Yazın ortası. Bak ama yazın ortası. Ya. Yani ya her tarafı doldurmuş da kokuyor. Evet. O birinci anım. Bir ikinci, şimdi ufak bir bilgi vereceğim. Şimdi bu senin elindeki var ya çok önemli bir şey biliyor musun? Bak şurada arkasında EDP Fragrance Holding SAS diye bir şey yazıyor. Onu özellikle belirteyim. Bu eski batch. Portrait of a Lady. Daha sonra LK'ye geçtikten sonra o ibareyi artık göremiyoruz ve o performansı da göremiyoruz. Bu elimizdekiler şu anda bizim veya bulabiliyorsanız sizde özellikle arkasında, kutunun arkasında da yazar, şişenin arkasında da yazar. Fragrance Holding yazmasına çok dikkat edin. O zaman işte gerçek bir Portrait of a Lady ile tanışmış olacaksınız. Şu anda günümüzde üretilen, Elka tarafından üretilenler bu kadar çok çok iyi değil. Bu diğer bütün Frederick Malle'ler için de geçerli. Musk Ravager'ı, Carnal Flower'ı, işte French Lover'ı hepsi için geçerli. Dediğim gibi arkasında Fragrance Holding diye bir ibare varsa onu hemen kapın. Hemen hemen. Onu hemen hiç kapıyorsunuz. Evet hanımlar, sonbahar ve kış aylarının gözdesi, özellikle şık ortamlarınızın tamamlayıcısı Portrait of a Lady. Onunla bir kere tanışmanız gerekiyor. Bir diğer parfümümüz BDK markasına ait Gris Chanel. Özellikle bu parfümü sonbaharda yağmurlu bir güne çok yakıştırıyorum. Üzerine bir trench coat. Yani böyle efil efil esecek. Bir yandan böyle çisil çisil yağmur yağacak. O rüzgarı da hissedeceksin. Yağmuru ama da hissedeceksin. Ama şeyde olacaksın böyle bir ormanda olacaksın.
ağaçlar yapraklarını dökecek. Hava kapalı. Çıtır çıtır ayaklarının altından ezeceksin o yaprakları. Bak çok farklı ve çok güzel hissettiren parfümlerden. Gri bir parfüm. Griyi anımsatıyor sana. Hani nasıl diyeyim mesela kapalı hava, kasvetli bir havayı anımsatıyor. Ama oradan gelen bir melankolikliği de içinde barındırıyor. Ne diyorsun? Çok güzel. Yani ben çok seviyorum bu parfümü. Nasıl bir incir parfümü böyle kokabilir? Biraz bunu sorguluyorum. Evet, yani aslında net bir incir parfümü diyemeyiz. Yani diğer incir parfümlerine nazaran. Evet, incirin hani çok çok ön planda olmadığı aslında. İncir var ama hani ön planda tatlı bir incir değil. Öncelikle ondan bahsedeyim. Yeşil bir incir de değil. Yeşil bir incir de değil. Yani nasıl? Nemli bir incir. Yani o nemli bir hava katmış. Çok farklı işte ya. Yani iris ve tonka ile beraber öyle güzel harmanlanmış ki aslında bir tık mesela maskülen tarafa da göz kırpıyor bu parfüm benim için. Yani böyle çok çıtı pıtı hanımlar. İşte böyle dişil enerjisi yüksek hanımlar. Bu parfüm size göre değil mesela. Bu biraz daha hafif maskülenliği de seven, işte bu kıyafetiyle, tavrıyla o ambiyansı, edayı da taşıyan kadınların parfümü. Tam bir son var. Yani parfümü. Erkekler de aslında mesela son sıralarda bayağı tercih ediyor. Ama benim için mesela bir erkek parfümü değil. Değil. Yani benim için mesela net bir kadın parfümü diyorum ben. Daha çok kadını yakıştırıyorum. Çünkü o içindeki çiçek notaları, çiçeksi notalar. İşte ondan sonra o tonkanın mesela vermiş olduğu irisle beraber oluşturduğu efekt ve incinin o tatlı hissiyatı benim için çok feminen tarafta kalıyor. Yani ben bunu mesela kullanamam. Ben rahat rahat kullanamam. Ve bir kadının üzerinde kullanması, yani bir kadının üzerinde koklaması keyif verici olan bir parfüm. Bir erkeğin üzerinde keyif vermez bu bence. Ben koklaması, kullanması çok keyif alan taraftayım. Bu yüzden hani Gris Chanel kullanabildiğim için kendimi şanslı hissediyorum. Bu tarzı seviyorsanız mutlaka özellikle sonbahar ayında denemeniz gereken parfümlerden hanımlar. Dediğim gibi hafif maskülen havayı da içinde hissettiğiniz için biraz daha hani nasıl diyeyim, nasıl tabir edeyim? Lavantayı seven kadınlar. Doğru tabir. Lavantayı seven kadınlar tarafı bunu tercih edebilir diyeyim. Denemesinizi mutlaka ekleyin. Sonbahar ve kış aylarına yakışacak harika bir parfüm. Laurent Mazon Sensual Orchid. Bu da benim göz bebeklerimden. Parfümün şehvetli yüzü. Egzotik, çekici, alımlı, albenili, dişil enerjisi yüksek bir parfüm. Bunun mesela şişesini siyah yapmışlar. Bunu var ya bak bordoya yakın bir kırmızı yapmaları lazım. Yanlış bir reklam çalışması. Yanlış bir reklam çalışması. Katılıyorum. Bu yani biraz daha kırmızı, yani kırmızı değil de böyle dediğim gibi koyu mor olabilir, bordo olabilir. Yani daha albenili bir renk olmalıydı. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Bu parfüm seksi değil. Bu parfüm erotik bir parfüm. Vallahi, daha fazlası. Daha fazlası. Vallahi çok güzel kokuyor. Ya. Gerçekten çok güzel kokuyor. Yani böyle şey, mod olarak da bence kullanan kişiyi ciddi anlamda yükseltiyor. Auranızı yükseltiyor bir kere. Benim için öyle bir parfüm. Peki ne var içerisinde? Birazcık bundan bahsedelim. Yine vanilyanın ön planda olduğu bademin, heliotropun ve orkidenin çok harika bir harman içinde bulunduğu eşsiz güzellikte bir parfüm. Özellikle sonbahar ve kış aylarına çok yakışacak. İster yünlü kıyafetlerde, isterseniz özel akşamlarınızda harika bir eşlikçi olacak bir parfüm. Bir kere kokusu çok mu ağır? Hayır. Çok mu bağırıyor? Hayır. Ama öyle bir kokuyor ki hem sizi hem karşı tarafı ciddi anlamda etkileyebilecek tarzda bir parfüm. Bence bir kadının kendini dişi hissetmek istediği anda sıkması gereken bir parfüm bu. Bak, katılıyorum. Çok katılıyorum. Çok. Dediğim gibi diş enerjisi yüksek bir parfüm. Aurası yüksek ya, hani böyle sen kendini biraz böyle iyi hissettiğin zaman bunu sık daha da yükseliyorsun. Gerçekten öyle bir parfüm. Sen ne düşünüyorsun? Ben düşüncelerimi söyledim zaten. Peki. Bütün düşüncelerimi söyledim yani. Zaten. Daha fazlasını söylersem artık yani hani böyle kırmızı noktalar falan koydurmamız lazım yani oraya. Aman oralara girmeyelim canım. Yani genç hanımlardan ziyade birazcık bence 30 yaş üstü hanımlara daha çok yakışacak bir koku. Biraz böyle karakteriniz oturmuş olması lazım. Alımınız oturmuş olması lazım. Biraz öyle bir parfüm. Çekici bir parfüm. Ben öyle de olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu videonun sonu nereye gidiyor? Ne yapıyoruz? Evet hanımlar, sonbahar ve kış aylarına çokça yakıştırdığım, dediğim gibi dişil enerjiniz yüksek olduğu zamanların harika bir tamamlayıcısı Laurent Mazon Sensual Orchid. Bir diğer parfümümüz benim göz bebeğim
Nişane, Ani. Nereden senin göz bebeğin oldu hemen? Hemen mi? Evet. Yıllardır öyle. Ama benden kaptın bunu, biliyorsun değil mi? Evet, ilk senin üzerine duydum, doğru. Sonra da gitti parfümünü kaptırdık. Aslında unisex geçen bir parfüm. Fakat ben kadınlara bir tık daha fazla yakıştırıyorum, ne yalan söyleyeyim. Kendime de çok yakıştırıyorum. En çok kullandığım parfümlerden biri, zaten tapanımda zirveyi zorlayan parfümlerden bir tanesi. Bak şimdi ben çok sana seviyorum. Şunu söyleyeyim mi? Hı. Bu parfüm ilk çıktığı zaman ben bir yazı yazmışım. Şu anda bizim sitede de var zaten Nişan Hani parfümün altında. O yazıyı görebilirsiniz. Okumanızı tavsiye ederim. Çok fazla uzun değil zaten. En fazla 2 dakikanızı, 3 dakikanızı alacak bir yazıdır. Öyle bir yazı yazmışım ki parfüm ödül aldı, biliyor musun? Yazıdan sonra ödül aldı. Parfüm gerçekten çok başarılı. Sessiz Zarokyan tarafından tasarlanmış bir parfüm. Fragrantica tarafından birçok ödül aldı aslında, evet. Değil mi? Hem Fifi Awards'ları falan hepsini, evet, toparladı. Bayağı bir ödül aldı Fragrantica tarafından da. Başarılı görülmüş, başarısı onaylanmış, hı-hı, bir parfümden bahsediyoruz. Şu anda hatta şöyle söyleyeyim ben sana, en iyi vanilyalı parfümler arasında sürekli geçiyor. Yani geçer. Bu zamana kadar üretilmiş en iyi vanilyalı parfümler arasında sürekli kendine yer buluyor. Bence bu bir gururdur. Çünkü gurur duymamız lazım. Nişane bir Türk markası. Bu topraklardan doğan bir marka. Onun da bu şekilde dünya çapında bir ödül almış bir parfüm olması benim için gurur kaynağıdır. Gerçekten Nişane'ye baktığınız zaman zaten 2 tane parfümü dünya çapında gerçekten çok fazla satan parfümler. Bir tanesi Nişane Hacivat, diğeri de Nişane Ani. Ama bizim ülkemizde her ne kadar Hacivat daha fazla ön planda olsa da aslında yurt dışında Ani çok daha fazla ön planda. Evet, Ani daha ön planda, daha çok satıyor. Bu bir aslında katman katman işlenmiş kontrastların parfümü bu. Açılışına bakıyorsun mesela, yeşil notalarla açılıyor. Tozlu bir açılışı var. İşte zencefildir, kakuledir, bunlar hep tozluk katan notalar. Ve yeşil hissiyatı ön plana çıkartan notalar. Orta notalara geldiğin zaman ortaya bir müthiş bir vanilya çıkıyor. Ama yine bir tozlu bir vanilya. Dipte ısıtılmış bir amberle beraber odun sular artı balzamik bir tavana yerleşiyor. Yani katman katman ilmik ilmik işlenmiş bir parfüm. Kesinlikle ama kesinlikle ödül alması bir tesadüf değil. Hak edilmiş bir başarıdır. Benim için de gerçekten bu zamana kadar yapılmış en iyi vanilya parfümleri arasında kendine yer buluyor. Benden bu kadar. Ben ödül almadan önce de ona bayılıyordum. Benim tapımın zirvelerinin ortağı Nişane Ani. Özellikle sonbahar ve kış aylarında elimin en çok gittiği, en çok kullandığım parfümlerden. Şık bir ortama gidiyorsam, günlük kullanmak için, tercih etmek için, dolabımı açtıysam, elimin en çok gittiği parfümlerden. Ne zaman sıksam soruluyor, beğeniliyor. Taşıyabiliyorsanız, bu tarzı seviyorsanız onunla bir kere tanışın. Zaten ondan kopamayacaksınız. Bir diğer parfümümüz Inisio Saygıdeklam. Bu bence bir parfüm için yapılmış olan bir parfüm değil. Bu ne biliyor musun? Bir afrodizyak etkinin şişelenmiş hali. Bir afrodizyaklı parfüm yapmaya çalışılmış burada. Ben bunu çözüyorum. Beni kandırmaya çalışmasınlar lütfen. Şuh bir parfüm. Evet. Bu parfüm değil yani. Bu başka bir boyut yani bu. Hatırlıyor muyum? Çünkü neden biliyor musunuz? Bak, çok önemli bir bilgi vereceğim. Biliyorsun. Bunun içinde heliotropin denilen bir madde var. Tamam mı? Özellikle altını çizerek söylüyorum. Heliotropin. Bu heliotrop veya hedion denilen nota değil. Bu nota narkotik bir nota. Bu notanın kozmetik sektöründe kullanımı sıkı sıkıya kurallarla bağlı. Yani belli bir seviyesi var. O seviyenin üzerinde kullanamazsın. Yasak. Çünkü evet, bağımlılık yapan bir madde. Öyle söyleyeyim ben. Bunun içinde de o maddeden var. Ve bu da gerçekten hani o kokladıkça koklamak isteyeceğin bir hissiyat yaratıyor parfümde. Şuh bir parfüm. Şehvetli bir parfüm, sıcak bir parfüm, erotik bir parfüm, seksi bir parfüm. Hani bu parfümle ilgili ben bunları söyleyebilirim. Her şey var diyorsun. Var. Bu bağımlılıkları ele alan bir konu üzerine mi üretilmiş bir parfüm sence? Bence seks bağımlılığı olabilir. Onu söyleyeyim sana. Çünkü şeyde de var diyor. Akro'da vardı. Acronight mesela yine o seks bağımlılığı ele alan bir şeydi. Ama oradaki mesela daha tensel bir koku vardı, evet, orada. Hani buradaki sıcak bir ten kokusu resmedilmişti. Bu daha çekici. Ya diyorum ya sana. Hı-hı. Ya bu afrodizyak bir parfüm olarak yapılmış bu. Mesela Acronight'a değerlendirdiğimde bu genel beğeniye daha uygun çok, olduğunu. Çok çok uygun. Çok net söyleyebilirim. Hı-hı. Genel beğenisi daha yüksek. Peki nasıl bir yaş aralığına yakıştırırsın bu parfümü? Bu soruyu sorduğumda bana böyle bakıyorsun. Aşkım yani şimdi burada erotik diyoruz, seksi diyoruz. Yani hani ne diyebilirim ben şu anda burada yani? Kendine yakıştırırsın.
yetiştiren herkes yani kullansın bu parfümü. Öyle diyor. Bak şimdi, bak yapma, bak lütfen. Gelecek bak şimdi. Evet hanımlar, altında bahsettiği üzere ciddi anlamda şu egzotik, dişil enerjisi yüksek bir parfüm. İçindeki heliotropin notasından kaynaklı, kokladıkça koklamak isteyeceğiniz tarzda bir parfüm. Soğuk havalara çokça yakışacak özel anların parfümü. Bir diğer parfümümüz Parfüm de Male markasına ait Delina Exclusive. Delina, birçok kadının ismini çokça duyduğu, çokça bildiği Parfüm de Male markasının en popüler parfümü. Fakat Delina, bahar ve yaz aylarına çokça yakışacak bir parfüm. Peki sonbahar ve kışa girerken ne oluyor? Tabii ki o geçiş Delina Exclusive'e geçiyor. Sonbahar ve kış aylarına girdiğimiz andan itibaren kadınlar tabii ki de daha tatlımsı, daha yoğun, daha baharatlı, daha gurme tarz koklara kayabiliyor. Ve bu anlamda Delina Exclusive'de Delina'nın o açılışında bulunan rhubarb notası Delina Exclusive'de yok. O açılışındaki ekşi ve keskin açılış Delina Exclusive'de bulunmadığı için ve tabağında vanilya ile amberle beraber çok daha sıcak bir izlenim kattığı için tatlılık oranı, dozajı diyeyim, daha fazla olan, o ekşiliği hiç hissetmediğiniz özellikle sonbahar ve kış aylarına çokça yakışacak bir parfüm. Parfümle ilgili bence bayağı uğraşılmış. Yani tabii. Şimdi düşünmüşler, demişler ki işte Delina, evet baharlık, yazlık, ekşi notalar biraz ön planda, işte gül, ferah bir gül ön planda falan filan. Bunu biz kışlık versiyona çevirelim. Ne yapalım? Evet, bunun yanında dozajını arttıralım. Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimi karşımızda. Yani şuna gelirsek, birçok parfüm için işte EDT, EDP, parfüm, işte X-Rate, birçok versiyonu çıkıyor. Aralarda dağlar mı oynuyor? Yok, oynamıyor. Oynamıyor. Yani Delina ve Delina Exclusive. Delina, evet daha hani böyle Exclusive'in daha yoğun, daha tatlı olabileceğini hissiyatını veriyor mu? Veriyor. Tamam. Doğru, evet. Doğru bir strateji yani. Hani müşteriye isminin hakkını veriyor mu? Veriyor. Doğru bir reklam. Doğru. Yani burada baktığımız zaman işte vanilya notası mesela gerçekten de ön plan çıkmış bir yer. Evet. Şey ve o ekşilik tamamen kısılmış. Ama o ekşinin kısılmasının sebeple de vanilya notasının daha ön planda olması. Evet. Doğru Adın söylüyorsun. Mı? Yani yine tekrar yani hani böyle işte vanilya yukarıda, ekşilik aşağıda. Vanilya ekşilik yukarıda, aşağıda. Ekşilik evet. Aşağıda. Anladın Çünkü mı? Kadınlar sonbahar ve kış aylarında vanilyayı daha çok seviyor. Evet. İşte vanilya sevmeyen kadın mı var ya? Parfümlü Male'yi bunu da göz önüne almış ve Delina Exclusive'de vanilya dozajını biraz daha arttırmış. Ve bu da parfüm satışlarına etki ediyor mu? Evet etkiliyor. Delina'dan vazgeçmeyen kadına kışında al sana Delina Exclusive var evet, diyor. Evet. Yazında al diyorsan Delina Alaroz diyor. Alaroz diyor. Doğru söylüyorsun yani. Her şey var. İşte bu geçen anlattığımız başka designer markalarda da olduğu gibi. Yine niş markalarda da olabiliyor. Bir Renault gittiğinizde size kışlık mı istiyorsunuz? O parfümün kışlığını, yazlık mı istiyorsunuz? Yazlığını, daha ferah mı istiyorsunuz? Daha ferah versiyonunu çıkartabiliyor. Evet. Parfüm de Male'ye bu anlamda başarılı gördüğüm bir marka. Delina Exclusive de bence kılıcılık ve performans olarak da yine çok çok iyi. Özellikle günlük hayatta tercih edebileceğiniz gibi bence şık ortamlarında harika bir tamamlayıcısı. Şık bir yemeğe, davete, toplantıya giderken özellikle şık aksesuarlarla harika bir tamamlayıcı olacaktır. Delina Exclusive denemeniz gerekiyor. Sonbahar ve kış aylarının yine en popüler kadın parfümlerinden Lancôme Oud Bouquet. Buradaki anlatacağımız en yoğun ve en performanslı parfüm. Net. Çok net. Yani bu yoğunluğu birçok kadın sevmeyebilir. Onu özellikle baştan belirteyim. Bu parfüm gerçekten biraz parfüm tecrübesi isteyen bir parfüm. Çünkü çok farklı bir parfüm her şeyden önce. Yani normal bildiğimiz kadın parfümlerinden değil bu. Sıcaklığı ile baş döndürücü kalitesiyle dikkat çekici bir parfüm. Yani bir defa zaten Oud'lu parfüm kadın parfümlerinde yani Oud notası kadın parfümlerinde çok fazla rastlamanız evet, notalarından doğru bir tanesi. Söylüyorsun. Burada yalnız kadınların gönlünü şöyle çarpmışlar. Buraya pralin eklemişler. Kadınlar evet. Tatlıyı seviyor. Kadınlar aslında, tatlıyı seviyor. Ters diyebileceğimiz iki nota kombinasyonu var. Evet. Bir odunsu nota, bir tatlı nota. Evet. Gurmant odunsu bu. Evet yani gurmant odunsu aslında hani böyle hayal etsen yani iki nota kombinasyonu yan yana koymazsın. Fakat bu parfümde bir araya gelmiş. Kalitesi, kokusu, performansı ciddi anlamda çok iyi. Fakat yine söylüyorum, her kadına uygun mu? Hayır değil. Asla denenmeden alınmaması gereken parfümlerden. Tam bir soğuk hava parfümü.
soğuk hava istiyor bu parfüm. Yani şöyle, bunu mesela işte bir Lapland turunda falan kullanabilirsin yani. Finlandiya'ya giderken falan hani gerçekten. İşte Kars'a mesela şey, o Doğu Ekspresi ile falan gittiğin zaman Şubat ayında falan orada falan kullanabilirsin. Ama karları eritebilecek potansiyele sahip bir parfüm ya bu. Soğuktan böyle şey yaparsın. Sen kendi şömine gibi dolaşırsın ortalıkta. O kadar yoğun bir parfüm. Evet. Lancôme'un özel serisinde olan bir parfüm ve Lancôme'un özel serisindeki en çok satan kadın parfümü. Yani diyebilecek bir şey yok aslında. Bu parfüm peki bir de bunun daha uygun bir versiyonu daha var. Evet. Onu da söyleyelim. O da neydi? Chagaf Oud. Chagaf Oud. Ya kalitesi bunun kadar iyi mi? Hani değil. Orada tartışılır. Ama koku olarak çok, çok benzerler. Evet. Çok benzerler. Eğer bu parfümü seviyorsanız fakat bu kadar yüksek para vermek istemiyorsanız Chagaf Oud'da da deneyebilirsiniz hanımlar. Özellikle sonbahar ve kış aylarının soğuk havaların gözdesi, kadınların gözdesi, onun kalitesiyle, performansıyla bir kere tanışmanız gerekiyor. Sonbahar ve kış aylarının olmazsa olmazı. Neyse, Prenses Köşeyen, Dakar Aruş. Ya bu parfüm popülerliği ne zaman bitecek diye düşünüyordum hep, biliyor musun? Artık yavaşlamaya başladı. Evet, yavaşlamaya başladı. Önceki yıllardaki kadar yüksek bir satış grafiği yok diyebiliriz. Evet. Ya şunun iki tane nedeni var benim kafamda canlandırdığım. Bir tanesi, artık parfümü herkes öğrendi. Evet. Biliyor. O yüzden uzaklaştı. Ya bir diğer nedeni de artık çok fazla taklide çıktı. Doğru. Çok fazla. Her yerde bir ara duyuyorduk. Artık bıkmıştım. Gına gelmişti. Yani Kızılay'ı falan dağıttığını düşünüyordum artık Bakara Rouge'un. Ama şu anda sabit bir kullanıcı kitlesi kaldı sadece. Evet. Ona sadık olarak bağlı bir kullanıcı kitlesine sahip. Çoğunlukla şu anda onlar kullanıyorlar. O diğer hani popüler kültürden artık uzaklaşmış vaziyette parfüm. Yani o popülerlikten ziyade hani bu influencerların işte zamanında o Şeyma Subaşı'nın falan evet, filan evet. O havasıyla beraber satış grafiğinin birdenbire tavan yaptığı zamandan bayağı bir uzaklaşmış vaziyette. Hatta marka içerisinde bile baktığım zaman ben artık Grand Soir, ondan sonra Oud Satin Mood gibi parfümlerin bile arkasında kalmaya başladı satış çizgisinde. Özellikle Grand Soir bence bu kışla beraber daha çok konuşacağımız parfümlerden olabilir. Yalnız bir tane bak, buradan bir tüyo vereceğim. Yeni çıkan Apom. Hani o eski Apomlar kaldırılmıştı. Yeni çıkan Apom. Bak biz onu bu bahar ve yaz. Yani böyle bir parfüm yok. Çok, bak çok, çok iyi bir parfüm yapmış. Uzun zaman sonra ilk defa bu kadar güzel bir parfüm çıktı bence markadan. Apom mu mutlaka herkesin denemesini tavsiye ediyorum. Kadında ayrı duruyor, erkekte ayrı duruyor o parfüm. Ya biz Bakarat Ruj'u anlatıyoruz ya. Geçelim Bakarat Ruj'a. Bakarat Ruj. Safran evet. Ve amberin ön planda olduğu bir parfüm. Reçinemsi tarafıyla da sıcak diyeceğimiz. O safrandan gelen aslında baharatımsı bir etkisi de var parfümün. Kalıcılığı, fark edildiği normal şartlarda çok çok iyi. Yani bunu niye normal şartlarda diyorum? Çünkü anosmi durumu yapma olasılığı çok fazla. Çok yüksek. Aslında buram buram dağılan bir parfüm ama bazen öyle şeyler oluyor ki parfüm kokusunu hiç duymayan oluyor ki ben. Altı bu parfüm kokusunu hiç duymuyor. Evet. Bende anosmi durumu var. Duymadığını söylüyor. Fakat bende... Arada geliyor. Evet, sen gittiğin zaman arada arkadan geliyor. Ben kullandığım zaman bazen diyor ki evet arkadan biraz hissettim şimdi diye söylüyor. Fakat kendi sıktığı zaman asla ama asla hiç kokusunu almıyor. Tam olarak anosmi durumunun canlı örneği burada kendisi. Evet, ciddi anlamda anosmik bir durum yaratabiliyor Bakara Rouge. O yüzden siz ben parfümüm üstümde koksun, ben de kokumu alayım diyorsanız büyük bir şey almadan önce mutlaka küçük bir dekant denemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bu kişiden kişiye göre değişebilen bir durum. Parfümün içeriğinden kaynaklı. Özellikle sonbahar ve kış aylarının hala yine 10 parfüm içerisine girebilecek kadar zirveyi zorluyor. Son 3 senedeki satış grafiklerine bakarak aldık çoğunu. Tabii ki. Yani bu sene büyük ihtimalle bu 10 parfüm arasına zar zor kendini atabilir belki. Evet, göreceğiz. Eğer sıcak, reçinemsi kokuları seviyorsanız Bakara Rouge'u hala denemediyseniz ona bu sonbahar ve kışta bir şans verebilirsiniz hanımlar. Bir diğer parfümümüz ise Kilian Love. Ay, çok heyecanlandım ya. Vallahi heyecanlandım. Ne İlk oldu? Defa anlatacağız bu parfümü. Evet, yani kanalımızda en çok anlattığımız parfümlerden biri olabilir. Ama ne yapalım, yine söylüyorum, ne yapalım, birçok konuda dahil olması gereken parfümlerden. İşte bu kadar çok satmasının sebebi bu. Evet. Her konuya dahil oluyor çünkü. Evet. Yani yakında zaten biz onu anlatmaya başlayacağız, o bizi anlatmaya başlayacak. Yani oturacağız karşılıklı muhabbet edeceğiz parfümle, o dereceye geldik. Kilian Love, Don't Be Shy. Özellikle tatlı ve gurumant parfüm seven kadınların göz bebeği.
markanın en çok satan kadın parfümü olması bir kere asla tesadüf değil. Aslında çok tatlı nota barındırmasına rağmen, karamel, marshmallow gibi ciddi anlamda tatlı notalar barındırmasına rağmen beyaz çiçeklerle öyle güzel dengelenmiş ki harika bir auraya sahip, çekici, iddialı bir parfüm ortaya çıkmış. Yani Bond bir şey diyor, utanma diyor ama yani arkasında aslında bu parfümün vamp bir kadın var, dişi bir kadın var, dişil enerjisi yüksek bir kadın var. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Bu bağırıyor. Ben birinciyim, ikinci kim diye bağırıyor. Evet. Love don't be shy. Yani onu kelimelerle anlatmak kifayetsiz kalıyor ya. Yani ne diyebilirim ki ben bu parfüm için? Yani adamlar zamanında öyle bir parfüm yapmışlar ki biz aradan yaklaşık 10-15 sene geçmiş mesela hala daha love don't be shy diyoruz ya. Evet. Yani popülerliği hiçbir zaman kaybolmuyor. O modern çizgisinde hiçbir zaman hiçbir şey kaybetmiyor. Bence sonbahar ve kış aylarına en uygun, en kaliteli kadın parfümlerinden bir tanesi. Kadın gibi kadın parfümü bu. Evet. Öyle diyeyim ben sana. Dişil enerjisi yüksek. Dişi, dikkat çeken, dikkat çekmeyi seven bir kadının kokusu olabilir. Yani bu parfümü işte kokun belli olmasın, kokun kimseyi rahatsız etmesin diyen kadının kokusu olamaz. Dikkat çekmek isteyen bir kadının parfümü. Dikkat çekmek isteyen bir kadının kokusu olabilir. İşte o zaman tamamlayıcı oluyor bence. Karakterle, duruşla, kıyafetle, takılarla. Yani tam bir kombin oluyor. Topuk tıkırtısı istiyor bu parfüm. Söylüyorum. Taşıyabilen kadın üzerinde parlayan bir yıldız gibi. Gerçek aşk o. Evet, geldik videonun sonuna. Açıkçası çokça keyif aldım konuşmaktan, yine sohbet etmekten çok çok keyif aldığım bir video oldu bu. Sonbahar ve kış aylarının en popüler kadın niş parfümlerinden bahsettik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bir hatamız olduysa affola diyoruz. Sonbahar ve kış aylarında sizin kullanmaktan en çok keyif aldığınız niş parfümler neler? Bunları yorumlara bekliyoruz. Ayrıca çok güzel izliyorsunuz, güzel yorumlarda bulunuyorsunuz ama bazen beğenmeyi unutuyorsunuz. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve bir like atmayı unutmayın diyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle diyelim o zaman. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.